War Soccer Champs'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber 8.3 güncellemesini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir yenilik getirmişler oyuna, göreceğiz. Tek tek hepsini incelemeye çalışacağım arkadaşlar, elimden geldiğince. Ben bu videoyu çektiğimde tahminimce %90-%95'inize güncelleme gelmiş olacaktır ki zaten kariyer videolarımızın da altına güncelleme geldi gibisinden yorumlar yazıyorsunuz. Olumlu olumsuz yorumlar var tabii ki. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben güncelleme geldikten sonra tabii ki oyuna girdim. Birkaç maç yaptım, hatta sezon simüle ettim ki bakalım neler var neler yok diyor. Bugün yine sizlerle beraber ama bir sezonluk simüle de edeceğiz ve sezon başından sonuna kadar neler oluyor göreceğiz. O zaman videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ve abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Beni ilk defa izliyorsanız da War Soccer Champs'te farklı farklı kariyerler ve rebootler yapıyorum. İsterseniz kanalımızda bir sürü var, onlara da bakarak belki kanalım hoşunuza gider diyorum. Zaten videolara like atıyorsunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Evet. Güncellemeye gelmeden önceki bir inceleme yapmıştık biliyorsunuz. Orada gerçekten yani video çok iyi izlendi. Umarım burada da güzel bir destek atarsınız. Evet. İlk özellik ile başlayalım. Burada takımımıza girdiğimizde arkadaşlar güncel A milli oyuncu sayısını ya da onun bilgisini getirmişler ve kadromuzda hatta diğer takımların da kadrolarında kaç tane A milli takım oyuncusu olduğu yazıyor. Bence güzel ve hoş bir detay olmuş. Buraya da sarı noktacık koymuşlar. Belirgin olsun diye. Benim hoşuma gitti. Küçük detaylar, küçük şeyler her zaman güzeldir benim için. Onun dışında böyle baktığımızda şu anda burada herhangi bir değişiklik yok. Oyunun kendi yapay zekasında transferlerin daha gerçekçi, daha mantıklı olacağını ve gelecek transfer tekliflerinin ona göre olacağı söylenmişti. Şöyle hemen sizlere beraber bakalım ama yani ben buralarda çok farklı bir şey göremiyordum. Şöyle bizim oynadığımız liglerde oyuncular, daha doğrusu takımlar daha çok defans ağırlıklı transferler yapıyorlar. Hücum hatları neredeyse 5-10 sezon boyunca hiç değişmiyor diyebilirdik. Acaba bunlarda bir farklılık var mı diye bakıyorum. Şu an zaten listede bence yok bu arada. Listenin şu anda herhalde bir 15 kişi var ve bir 2 tane forvet attı, hücum hattında oyuncu var. Onun dışında herkes orta saha, stoper ve kaleci. Burada birazcık eleştirmemiz gerekecek War Soccer Champs arkadaşlar. Neyse. Bunlar bence önemli şeyler aslında. Daha mantıklı ve daha güzel, daha gerçekçiliği arttıran şeyler ama olmasa da çok da beni ilgilendirmez diyebilirim. Öyle kalanda 130 gelmiş. Arsenal'dan 3 oyuncumuz istiyor mesela. Bu mantıksız abi. Çünkü ben 3 tane oyuncuyu Arsenal'a satabileceksem Arsenal'ın bu kadar parayı nereden buldu diye sorarım abi, kusura bakmayın. Kara para aklıma varsa War Soccer Champs bak burada bozuşuruz. Bak buraya da girmemiştir inşallah kara aklıma. Arabistan takımları da kendi arasında aldım verdim yapıyor galiba. Evet, onun dışında buralarda evet bu da ilginç bir özellik. Forma düzenleyicisi arkadaşlar. Takımımızın bu maç oynanırken ki şuradaki bu renkleri değiştirebiliyoruz. Ve takımımızın formalarını değiştirebiliyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim. Hatta şöyle yapabiliriz. Manchester City'nin buraya beyaz yaptığımızda siyah. Şöyle yapalım. Lacivert olsun. Lacivert beyaz yaptık Manchester City arkadaşlar. Bu şekilde. Evet bakın burası değişti, gördünüz mü? Biz bayağı Chelsea'nin amblemine döndürdük ya. Sen şunu hocam maviye sen geri al şunu. Sen maviye geri al. Eyvallah. City yalnız. Pembe yapsam nasıl olur? Aslında pembe olmadı. Ben başka bir şey mi bastım? Sen pembe ol. Sen siyah ol. Üf. Manchester City'nin deplasman forması var arkadaşlar. Yıldırımlı falan. Ona benzedi biliyor musunuz? Evet. O zaman başka bak. Evet, istatistik kısmı geldi aklıma hemen. Baktığımızda sarı kart ve kırmızı kartlar da gelmiş. Güzel olmuş arkadaşlar. Bence bu da güzel ve önemli bir detaydı. Ben oyuncumun kaç sarı kart kaç kırmızı kart gördüğünü görmek istedim. İstatistikleri seven birisiyim. Tamam, daha fazla uzatmayalım abi. Başlayalım. Simülasyona bakalım neler gelecek başımıza. Kadroya falan herhangi bir şeye dokunmuyorum çünkü bizim amacımız sezonu ilerletmek, sezon sonuna gelmek. Abi ne oldu öyle? 118-120'de gelen goller. Yalnız bizim de ne duruyor? Mor pembe. Güzel olmuş. Evet. Manchester City'ye yeni bir hava kattık arkadaşlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi. Hadi bakalım. Umarım sezon sonunda da verilen bütçelerde önemli bir değişiklik yapmışlardır diye umuyorum ve buradan başlıyoruz. Bakıyoruz bakalım kaç milyon verecek bize. Evet, yeni bir güncellemeden tabii ki bu da kulüp mücadelesi. Avrupa ve Güney Amerika Kupası'nın şampiyonları. Yani Güney Amerika'nın da Avrupa var. Bir de biliyorsunuz şampiyonlar. Libertadores var. Libertadores ve
Bir tane de vardı, ismini unuttum valla, yalan olmasın. Ve bizim UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arkadaşlar oynuyor. Bunu milli takım için onunla getirmişler. Finalizma. Buradan Görkem Hoca'ya da sevgiler olsun. Görkem Hoca da onun videosunda ne olduğunu merak etmişti. Yani bir an düşünememişti. Güney Amerika şampiyonuyla İtalya son Avrupa şampiyonu biliyorsunuz. Onların ikisinin oynandığı yeni bir turnuva. Yani bir kupa çıkarmışlar. İşte gelir kaynağı diyebiliriz. Görkem Hoca'ya anmışken buradan Görkem Hoca'mıza da çayımızı gönderdik. Afiyetler olsun diyelim kendisine. O da bize diyecektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizler de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çay içiyorum umarım. Yanlış anlamazsınız. Görkem Hoca'dan bir canımı çektirdi. Canımı çektirdi, yalan yok. Umarım burayı izliyordur ki izliyordur bu arada. 7-0 Nottingham Forest. Parayı geç hocam. Bu arada 3 milyon euro vermiş. Bunu atladım az önce ben konuşurken. Yani 3 milyon euro zaten yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon euroydu ama. Önemli olan sezon sonunda neler olup olmadı. Ben onu merak ediyorum. Premier Lig şampiyonuna gitti de 5 milyon euro hala vermeye devam edecekse gerçekten ne anladı ki biz bu para işini? Şu yalnız bu hastalık olayını çok merak ediyorum. Bakalım ne zaman gelecek başımıza. Umarım da gelir bu arada. Yani bir sezon sürmeye edeceğim, daha fazla yerlenmeyeceğim. Videonun çok daha fazla uzun olmaması için. Güzel, kazanmaya devam ediyoruz. Gerçi kazanmaya devam etsek ne olur abi? Kazanmaya devam etsek de olur, etmesek de olur. Bir önemli bir şey değil bizim için arkadaşlar. Evet. Bu arada çayı kaç şeker içiyorsunuz diyebilirim. Açık mı içersiniz? Koyu, demli mi içersiniz? Nasıl içersiniz? Bir de öyle bir yazın bakalım yorumlar. Hep oyun hakkında mı yorum yazacaksınız ya? Şöyle fodunu alalım buraya boş. Oğlum De Bruyne burada. Kyle Walker burada. O da Akanji burada. Kardeşim bu. Oo, John Stones burada. Kovacic burada ama Doku ilk 11'de. 3 kaleci ilk 11'de. Anladım hocam. Ben sizin getireceğiniz güncellemeyi anladım. Sakat oyuncular kenarda olduğu için arkadaşlar. Ya yani oynamadığı için gerçek hayatta. Ona göre kenara almışlar. Ya bu aslında FIFA'da da olan bir şey ve bence mantıklı aslında. Ben bir an yükseldim Warsaw Kuchems ama çok da yükselmeye gerek yokmuş abi. Devam ediyoruz. Ben evet çay mevzusuna gelelim. Bu oyunu zaten oynuyoruz. Problem yok. Bir şey gelirse okuruz arkadaşlar. Ben çayı demli içerim, sert ve şekersiz içerim arkadaşlar. Çayda da kahvede de şeker kullanmam. Bu da küçük bir bilgi olsun manajer Eray hakkında. İleride belki lazım olur. Belli mi olur? Ve 4-2 Chelsea yeniyoruz. Warsaw Kırşems'te başladık. Çaydan devam ettik. Ben bir de OSM'ye geleyim arkadaşlar. Burada küçük bir bilgilendirme yapayım. Çünkü bu video birçok kişi tarafından izlenecektir. Eminim de. OSM'yi atamamamın sebebi arkadaşlar saatleri denk gelmiyor. Saatleri denk gelmiyor deyince aklıma da açıklama videosu denk geldi. Hepsi zincirleme oluştu. Ben bu açıklama videosunu yarın dedim. Bu videoyu siz en azından ben çektiğimde 18'inde çekiyorum, 18 Kasım'da. 17'sin, 19'unda da pazar günü yani. Oraya geç. 19'unda da pazar günü de ben bir açıklama videosu çekmem gerekiyor. Tamam oldu arkadaşlar. Güzel. Aso. Guardiol gel. Bizim Foden kaldı kenarda galiba ama. Çok önemli değil abi. Doku ile oynayalım ya. Doku şu anda çok formda. Gerçek hayatta da yalnız Doku sol kanatta oynuyor Manchester City'de. Burada sağ kanatta oynuyor. Ve şu anda 7 tane attık Aston Villa'ya. 2-0 Manchester United'a yeniyoruz. Aman de hocam dikkat edelim. Çayı dökmeyelim üstümüze. Köşede duruyorum masanın köşesinde. Hadi bakalım hocam bir sakatlık makatlık bir şey yok mu? Bad luck. Mad luck yazıyorsunuz. Good luck. Mad luck. İyi şans. Kötü şans. Nerede hocam bunlar? Ruben Dias gel koçum buraya. Guardiola diyor. Ruben Dias. Ruben Dias. Oo yeni isim buldum. Ruben Dias. Of çok manyak oldum. Kaç dakika oldu bu arada hocam video? 9 dakika. Güzel. Bir 10 dakika bitiririz. 10 dakika bitiririz. 2-0 kazandık abi. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Sarı kart kırmızı kart çıkmasın hocam. Dakikalar 90. 3-0 kazanmaya devam ediyoruz. Watford gerçi burada bizim için önemli değil. Premier Lig takımı değilmiş kendileri. Kupa maçıymış. Namalup şampiyon olabilir miyiz diyeceğim ama olabilirmişiz. 15'te 15 gidiyoruz. Ve Haaland'da 120 milyonluk. Evet transferde bek bir yenilik olmamış.
Bunu açıkça söyleyebilirim yani. Bu kesin. Bu arada herhangi bir şey yapmadım. Facecam şu anda donmuyor. Umarım da donmaz. Aman nazar değmesin diyoruz. Gerçekten. Şöyle bir şey var. Bundan önceki videolarda da birkaç kere söylemiştim videonun içinde. Kar yağacağı zaman oyunda zaten sistem belli. O da benim hemen kameraman yansıyordu. Bakalım burada yine yansıyacak mı kar yağınca? Ki yağacaktır. Yani yağmama gibi ihtimal görmediğim için yağacak diyorum. Ya da yağınca. Ama abi hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ama artık şu yeni gelen özelliklerden bir şey görmek isterim. Direkt sezon sonuna geçmek istemiyorum yani. Sezon sonuna dedim, hani kayıt açıp kendi başıma gitmek istemedim. Sizlerle beraber bu şekilde biraz sohbetimizi ederim. Yeni kahvaltıdan kalktım diyebilirim hocam. Zaten hemen video çekiyorum sizlere. Diyebilirsiniz ki bu saatte kahvaltı mı olacak? Normal saat abi, 12 saat. Devam. Devam devam, hızlı 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 hızlı, seri seri, akıt 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 gelsin. 2-0 temiz skor abi. Devam. Hadi. Aa, bak bunlarda bir değişiklik var arkadaşlar. Ya yani şöyle diyebilirim, ben kendim oyunda, oyunda nereden çıktı ya? Kamerayı açmadan önce bir sezon simüle ettiğinde birinci sıradaki takımdan teklif gelmişti. Ben İspanya'da bir sezon simüle ettim kendim. O yüzden burada bu sefer City'yi almak istedim. Ben Real Madrid'e 3.'üydüm. 1. olan Barcelona'dan teklif geldi. O benim dikkatimi çekmişti. Normal şartlarda devre arasında iyi takımdan gelmez. Ve şu... O yalnız morların neredeyse. Biz de aslında böyle yapabilirmişiz. Mor mavi. O da olur aslında. Siyah yerine lacivert yapabilirdik. Ben yalnız konudan konuya çok atlıyorum. Gerçekten. Böyle bir hız yok. Kendime yetişemiyorum. Bu da birazcık bazen olumsuz şeylere sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Konuştuğum şeyi unutuyorum. Ulan ne diyecektim diyorum. Video sonunda aklıma geliyor. Sakatlık, kırmızı kart. Hocam bunları geç be. Geç hocam, gözünü seveyim. Bunları zaten biliyoruz. Bana... Oha! Ah be. Ulan donmaz dedim. Kar yağacak. Ha, kar yağacak. Abi. Sakin sakin sakin. Aa, yağmadı. Kar yağmadı ve of 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 of. Abi aman donma. Gözünü seveyim bak. Ne güzel ilerliyoruz seninle. Bak. Kar yağacaktık. Oğlan Valkur niye aldık biz buraya? Levis'le buraya yer değiştirsin. Donuyor mu acaba bilmiyorum. Fena değil abicim. Devam edebiliriz. Kar yağmasın. Kar yağmasın, donuyoruz ama. Arada bir bug şey girdi. Bug dedim ya. Ping girdi araya. Drop drop drop. Aklıma gelmedi ha. Yayıncı olmayınca yayıncı terimlerini... Oo geldi. Evet. Oh. Şanssızlık başına. Taraftarlar son ev sahibi maçında sahibi mostu. Oo, kulüp güvenlik ihlalleri nedeniyle 380k ceza. Bismillah. Hocam yani biz para kazanmak için girdik oyuna. Yani bize de ekstra bir para kazanacağını söylendi. Evet, taraftarlar sahayı bastı. Güzel, bunu da bahçeye yapıştırırız. Vay, güzel olmuş abi bu. Görkem Hoca'nın videoda da ne olmuştu ya? Bir şey olmuştu ama tam hatırlayamadım hocam. Az sonra Mbappe gece kulübüne gitmişti gerçekten. Bu tarz değişik şeyler olmuş. Oyuna eklenmiş. Daha doğrusu evet. Ama donmaya başladı sanki. Seni buraya aldık. Rodri sen buraya gel. Abi donma, gözünü seveyim ya. Of. Konuşmadan mı durayım şimdi yani? Ne yapayım? Allah, dakika bir kırmızı kart, dakika bir gol bir ve Haaland de Bruyne. Haaland de Bruyne. Haaland de Bruyne. Haaland de Bruyne. Erling Kevin Bruyne Haaland. Karıştırmaya devam ediyoruz. İyi oldu, en azından bir tane de şey olsa gördük. Umarım birkaç tane daha, en azından bir tane daha gelsin be hocam. Yani sezon başına bir tane gelecekse çok da getirmenizin bir anlamı yokmuş sanki bence. Bilmiyorum, bana böyle gelir ama fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Tabii ki zaten videonun sonunda sizlerden fikirlerinizi de isteyeceğim arkadaşlar. Oo, dondu. Araya bir drop giriyor arada. Sebebini çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Bak şu arada çok iyi getirdik ve şu an donuyor. Durayım ben böyle, ne yapayım yani. Yavaş yavaş. Ah bak, gitti, şu anda gitti drop. Çok ilginç. Allah Allah.
Şu çayı alttan tutayım arkadaşlar mikrofonu. Isınsın. Bu arada 380 kaç yazaydık hani. Tam diyecektim ne oldu az önce diyecektim hatırladım bir an. Düşündüm kendi kafamdan bir git gel yaptım. Oy. Umarım bir tane daha bir aksiyon, bir şanslılık, şanssızlık artık neyse. Olur da. Onu da bir görürüz hocam ya. Devam. Bakalım başka ne gelecek? İki sezon sonunda aslında simüle etmemin de amacı sezon sonunda gelecek parayı da merak etmem. Evet gördüğünüz orada yanlışlıkla Newcastle'ında 11 tane milli takıma giden oyuncusu varmış. Bak, şu an mesela drop girdi. Anlamıyorum kafayı yiyeceği o. Alvarez gel buraya. Silva gel buraya. Şu an gitti mesela. Rahatladık. Bir anda bir bırakıyor. Çok ilginç. Hakikaten çok ilginç. Ve kupayı da aldık. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Karabağ kap yakışır. Ama 500K yakışmaz. Bak 500K ayıptır. Ayıptır. Fakire sadaka mı veriyorsun? Ayıptır hocam. Yani şurada Haaland'ın 2 haftalık maaşı oğlum. Haaland'ın 2 haftalık maaşını bize bir kupayla mı? Evet. Güncellemeden hemen bir tane daha araya bilgi verelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş biliyorsunuz Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başlıyordu. Onu da düzeltmişler gördüğünüz gibi. Konferans Ligi'nde artık direkt başlıyorlar. Daha doğrusu playoff oynuyorlardır büyük ihtimalle. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta herhangi bir simüle yapmadım ama. Overall'larda bazı oyuncularda galiba yükselme alçalma var ama arkadaşlar çok belirgin özellik dikkatimi çekmedi. Varsa öyle değişik artış veya düşüş gördüğünüz oyuncu yazarsanız sevinirim. Arda Güler galiba 76'dan 77'ye gelmiş. Görkem Hoca'nın videosuna denk gelmiştim. Bu arada ilk defa izleyenler de diyebilir ki hocam bu Görkem de kim ya? Bu kimden bahsediyor arkadaşlar? YouTube'a Görkem de yazdığınızda çıkacaktır. Meslektaşımdır. O da kendisi Warsaw Champs ağırlıklı olmak üzere birçok mobil oyunu atıyor kendisi. OSM olsun. Onun ne bileyim Brawl Stars olsun. Arada da farklı oyun denemeleri var arkadaşlar. Unutmaz isem ya. Unutmaz isem. Kanalın açıklamasını YouTube açıklamaya bırakırım. Genelde unutuyorum. O yüzden unutmaz isem diyorum ki sonra yüklenmesin bana Görkem hocam. Görkem hocaya da WhatsApp'tan mesaj atamıyorum. Şuradan bari mesaj atayım. Hocam nasılsın diyorum. Sen bu videoyu izlediğinde bana WhatsApp'tan mesaj atarsan zaten ben o saatte dışarıda olacağım. Sen bana dönüş yaparsın. Bak üşengeçlikte bu kadarım arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj at, WhatsApp'a girip mesaj atmaya üşendiğim için videonun içinden Görkem Hoca'ya seslendim. Şöyle bir 4'te 4 yapar mıyız be? Çok iyi gidiyoruz yalnız ha. Ya Şilik'te 2 puanlı farklı arkamızdan birisi geliyor ama. Donma hocam donma. Donma donma. Bak Manchester derbisi yapacağız kardeşim donma. Donma donma. Ya donacak. Ha gitti tamam güzel abi. Manchester artık pembe. İlelebet pembe kalacak Manchester. Mor kalacak hatta ne pembesi. Gel bakalım. Gel bakalım Bayern. Gel 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 gel. İşte bu kadar ya. Oğlum yavaş gelin be kardeşim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Vay anasını. Aa, oğlum biz bekle 6-0'dan comeback atarsam arkadaşlar sizlerden özel bir şey isteğim olacak. Şu maçı bir comeback atayım. Bakın şimdi sizden bir özel bir şey isteyeceğim. Ofansif de şey çıkarayım. Hem ofansif hem hücumsal çıkarayım. Videomuzun maksadı kupa veya başarı kazanmak değil ama 6 attılar. Haaland ve De Bruyne ve Rodri'siz. Rodri miydi? Ruben Dias mı? Birisi de aksik daha. Gel gel. Geç de basmanda. Yemez abi. Ve şu anda dondu. Bir dakika bir dakika. Sakin 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 sakin. Hadi bakalım bir altımız var mı geliyor mu? Ah be oğlum çok ümitlendim biliyor musunuz? 34 dakikada 3 tane gelince bir an ümit bastı ama Kane'dir abicim. Ben alamıyorsam Kane alsın. Messi 1, Kane 2 benim için arkadaşlar. Sevgi anlamında. Başarı anlamında zaten benim 2'ye Kane yazmam. Ne kadar adaletsiz olduğum belli olur yani. Evet bayağı elendik bu arada. Sezon daha hızlı bitecek abi. Bitir hızlı 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 hızlı. Hocam şu kupalar ha yok bütçe biraz kendini belli etti. Ama umarım Premier Lig'de bari güzel bir bütçe ver hocam. Hadi kupayı es geçtim. Hadi kupaları önemsemedin oyun.
Yani Premier Lig takımına yazık olur. Hakikaten yazık olur yani. Güncelleme getirmeseydiniz. Yani şu anlamda getirme. Bu arada Fenerbahçe gerçekten çok iyi gidiyor. Benim yaptığım simülasyonda da finalde Aston Villa'ya 2-0 kaybetmişti. Burada da yine Aston Villa'yı ilk maçta yendi görmede galiba. İkinci maç oynandı mı bilmiyorum. Çünkü ben burada kameram kapatıyor. Evet, Fenerbahçe geçti Aston Villa'yı arkadaşlar. İlk maç penaltılarla geçti. Ya. Şurada bir şey yazdı ama oraya kaçırdım ya. Ulan Fenerbahçe'nin o ligi kazandık. Ha, bütçe vermedi. Tamam. Olur hocam. Gel bakalım. Ve Liverpool ile artık bölümümüzün son maçı mı? Yok. Bir tane de şey var. Kupa finalimiz var galiba bizim arkadaşlar. Bakalım. Evet, son bir maçımız daha var. Rezil herifler. Rezil herifler. Hakikaten büyük 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 rezillik. 70 aldın, 5 milyon veriyorsun. Hiç mi utanmıyorsun be hoca? Hiç mi utanmıyorsun? Yazık 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 yazık. Yazık. Niye geldik o zaman güncelleme arkadaşım? Güncelleme niye geldi? Ve bu şans ve şanssızlık olayını da yani sezonda bir kere getireceksen olmamış bu hocam. Biraz daha biraz daha hadi şöyle aralara sıkıştır bir iki tane daha ya. Sezon başına bir üç tane sıkıştırması lazım arkadaşlar. 3 mil 3 yeterlidir abi. 3 yeterli. Ya sezon başında bir tane taraftar sahaya atladı. Bir tane değil de birkaç tane taraftar. Hadi Fenerbahçe! Bali videomuzun en güzel şeyi Fenerbahçe'nin konferans ligi kazanması olsaydı diyoruz. Ve burada videoyu artık sonuna geldik arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen varsa gerçekten teşekkür ederim. Zaten sonuna kadar gelen arkadaşlar videoyu beğenmiş ve abone olmuştur diyerekten gönderme yaptım. Güzel. 4 kupayla tamamladık abi. Allah bereket versin. Bir tane ikincilik var. Bir tane de çeyrek finali var. Evet. Of. Bak bu sanki yoktu. Gerçi büyük takım çok yönetmedim arkadaşlar. Ya Rebirth'den Rebirth'de oynadığımız için. Bayern Münih. Abi yapma be. Ben buna geçiyorum arkadaşlar. Yeni sezonda çok ekstra bir şey olmayacak. Ben şu Bayern'e bir geçeyim. Bir geçeyim. Evet, demin taraftarlar hoş geldin diyor. Yoruma yazın. Bak buradan ekstra bir şey çıktı. Konu çıktı sizlere arkadaşlar. Bu çok önemli. Ben zaten Bayern Münih'le ilgili bir video yapmak istiyordum veya kariyer. Aklımda olan takımlardan bir tanesiydi. Büyük takım olarak düşünüyorum daha doğrusu. Ve Bayern Münih o takımlardan bir tanesiydi ki. Coin vermeden nasıl yapalım derken. Çok güzel. Bayern Münih kariyerine başladım mı abi? İkinci sezon ama. O kadar çok önemli değil bence iki sezon. İkinci sezon. Yorumlara yazın. Ve Bayern Münih kariyeri sizler için hayırlı olsun dedim. Bayern, Bursa, Fenerbahçe. Abi daha ne olsun ha. Haftada en az bir kere alsın hepsini. Ki Bursa'yı iki kere atabilirim. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. Teşekkür ederim. Bayern Münih'in ilgisine göre de veya Fenerbahçe'nin ilgisine göre bir tanesini daha iki tane yapabiliriz. Yani haftada dört tane Warsaw Kurçems minimum gelecektir arkadaşlar. Daha fazlası zorlayacak. Açıklama videosunda da sebebini açıklarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kamera donmasıyla canınızı sıkmayın. Canını sıkmayın. Ben sıkıyorum çünkü.